Manşete hoş geldiniz. Soldaki görüntü Cumhuriyetçilerin kongre final gününden halk hagın çıktı sahneye ve Trump'a desteğini bu şekilde striptiz yaparak adeta gösterdi ve salonda coştukta coştu. Trump da ayakta seyretti. Profesyonel bir güreşçi 70 yaşında bir takım filmlerde de oynamışlığı var bilenler bilir takip edenler. Sağdaki görüntü ise hasta olduğunu açıklayan, Covid olduğu resmen açıklanan, ABD Başkanı, mevcut başkan, Joe Biden'ın, memleketi Delaware, Delaware Eyaleti, zaten 50 yıldır oranın e, temsilcisi, senatörü, oraya giderken ve, uçaktan inerkenki görüntüsü. Adını koyalım, distopya derken, e, bunu kastediyorum. Yani distopya nedir? Distopya, bir gelecek kurgusu esasen. Hani 1984 George Orwell'in, romanıyla daha çok bildiğimiz, izlediğimiz bir şey. Yani güncel yönetim anlayışına göre neyse artık toplum biçimlenmesi kötü ve geri olarak değerlendirilebilecek bir gelecek senaryosu. Bu konuda çekilmiş filmler de var. Mesela Handmaid's Tale böyle bir dizidir. 6 sezon mu 7 sezon mu? Yani esersen beyin yapıcılar tarihi tekerrürlere bakarak geleceği kurgularlar. Fakat bu, bu tür e, distopik kitaplar çıkar, filmler çıkar. E, sonuçta baskıcı bir yönetimdir. Bir takım sorunların e, polis baskısıyla, yargı baskısıyla neyse bastırılmasını içerir distopya. Esasen günümüzden çıkarılan derslerle kurulur. Ütopya'nın karşıtı. Ütopya nasıl ki var olmayan e, bir yerdir, var olmayan bir gelecektir, var olmayan bir hayaldir neyse. Bir hedeftir. Distopya da bunun antitezi. İnsanların korktuğu şeyler başına gelir ve bunun koşulları esasen şimdiki zaman içinde mevcuttur ve yaklaşan felaket oradan filiz verir ve böyle zaten kaleme alınır distopik romanlar, belgeseller ya da ne bileyim filmler, diziler. Baskıcı bir düzendir. Bu normal görülür ve toplumun itaati söz konusudur. Distopya bunları içerir bilgi, düşünce elbette sınırlanmıştır ve insanlar gözetim altındadır. Gündemi de propaganda araçları belirler. Distopya. İşte Cumhuriyetçi Parti Kongresi ki canlı takip ettim. Dün de uykusuz kaldım Trump'ın konuşmasını seyrettim. İngiltere saatiyle saat 4'e 5'e kadar ayaktaydım. Bu sabah diyeyim daha doğrusu. Öbür tarafta da işte bir başka hadisede artık iş göremez noktada olduğu net görülen bir ABD başkanının ısrar etmesi. Bugüne kadar ısrar etmesi ama yelkenleri indirmiş görülüyor. Obama müthiş bir çıkış yaptı ve artık dedi ki Biden durumunu değerlendirmeli. Yani artık yaşama sürdürebilme yeteneği, hayatını devam ettirebilme yeteneği veya başkanlığı sürdürebilme, 4 yıl daha bu başkanlığı bu biçimde götürebilme yeteneği var mı yok mu? Ki Biden eski, Obama Biden'ın eski patronu. Yani 8 yıllık başkanlığı döneminde Joe Biden de onun başkan yardımcısıydı. Fakat işte bu sistemin geldiği yeri de gösteriyor. Bugün Obama'nın çıkışı işte Biden'ın eski patronu Obama böyle istedi diye The Times'ta da manşet hatta geniş sayfa açılmış. Demokrat Parti'nin babaları, büyükleri başta Nancy Pelosi Biden'a çekil baskısı yapıyorlar diye. Esasen bu da Amerikan sisteminin bir meselesi, bir problemi. Yani bir kişinin iki dudağı arasında olmamalı. Evet, sistem böyle bir etki veriyor. Başkan isterse ikinci dönem için aday oluyor ve onun önüne de geleneksel olarak kimse çıkmıyor, çıkamıyor. Fakat böyle olmamalı esasen. Yani gerçekten olmamalı. Bir takım karar vericiler, parti büyükleri, parti delegeleri esasen ve bir seçimle belki ön seçimle falan bu belirlenmeli. Yani hem seçim, ön seçim hem de Parti büyüklerinin söyledikleri ya da işte medyanın söyledikleri. Eskiden böyleymiş yani. Medya ve parti büyükleri belirleyici olurmuş. Fakat son dönemde tamamen işçi demokrasiye ve delegelere veya işte ön seçime falan bırakmışlar. İş bu noktaya geldi. Bir takım artık bu tür şeylerin sorgulanması gerekiyor ve belli kayıtlar konulması gerekiyor. Şimdi Trump 78 yaşında ama 4 sene sonra ne olacak bilmiyoruz. Şu anda ayakta. Fiziksel kabiliyeti var. Merdivenleri çıkabiliyor ama Biden de öyleydi 4 sene önce. Yani bu işin belki bir yaş sınırlamasını falan da koymak gerekiyor yani. Çok değerlendirme var. New York Times en son artık başkanın yakın çevresinden aldığı verileri paylaşmış. Gerçeklik anlaşılmaya başlandı diyor. Yani Biden ve çevresi de bunu anlamaya başlamışlar ki zaten artık yalanlama falan da gelmiyor. Dün çok alamet belirdi ki çekilecek demiştim. Şimdi artık an meselesi bugün yarın ya da en geç pazar günü bunun şeyini alırız ilanatını alırız, bilgisini alırız. O iş bitti. Öyle görülüyor. Evet. Melania Trump dün ortaya çıktığı belirttiğim gibi son final gününde Cumhuriyetçiler Kongresi'nin geldi ki yani finalin finalinde geldi. Baştan beri yoktu. Gecenin akşamın başından beri yoktu. Son artık kocası kürsüye çıkıp son konuşmasını yapacak, final konuşmasını yapacak. Orada geldi ve işte böyle pozlar verildi ama Melania Trump'ın esasen Trump'la kocasıyla arasının pek iyi olmadığı ancak böyle zorunlu nedenlerle bir araya geldikleri ortada ki yani çocuğuna hamileyken 2006 yılında kocasının bir porno yıldızıyla macerası daha birkaç hafta önce mahkemede tefrika edildi. Yani oğlu yoktu bu arada. Yani bütün aile sahnede görülüyor. Hatta işte siyaseti bıraktığını söyleyen Ivanka Trump da kocasıyla beraber geldi son gün fakat oğlu Baron Trump yoktu 18 yaşında. Görüyor musunuz? Yani şeye babasına da benziyor. Yani saçları falan da benziyor. Yoktu. Ama işte distopya diyorum ya. Böyle Trump'ın sağ kulağındaki bandajı herkes kopyalamış ve acayip bir şey, acayip bir değişik bir şeye döndü. Yani Trump'ın vurulması ve ardından gelişen olaylar. Kongrede canlı yayında pek çok kişinin sağ kulağında benzer bandaj vardı. Gözlemledim. Bunlar sadece bir grup. Evet. Üstüne de şu yorumu yazmış Greg Stoker. Yani diyor ki bunun belgelenmesine sevindim. Mealen söylüyorum. Yani bu bir tarikat değil. Utanç verici değil. Sanki bir Black Mirror bölümü gibi demiş. Hani fenomen bir dizi vardır. Netflix'te var herhalde hala. Evet. Enteresan. Black Mirror'ın bir episodu, bir bölümü gibi. Evet. Dedim ya artık adını koyalım. Yani distopya bugün yaşanıyor. Öyle belgesellere, dizilere falan başvurmanıza gerek yok. George Orwell'i falan okumanıza gerek yok şu anda. Buram buram görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. The Times'ın güncellediği karikatürü fight, fight, fight. Yani işte e, dört boks ringinde dört noktayı da tutmuş e, Trump. E, dördüncü köşede Biden'ı nasıl yeniyor ve nasıl e, artık o cılız hali kalmamış Biden'ı nasıl yerle bir edecek onu anlatıyor yani. Nasıl çevirirseniz dövüş, 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 savaş, savaş, savaş. Yık onu. Bu sloganları, fight sloganını, dövüş diyelim, e, bu sloganı defalarca kere attırdı Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump. Dönelim güncel bir meseleye. Bu sabah e, erken saatlerden itibaren şeyler çöktü, sistemler çöktü ve bu sistemlerin çökmesi nedir, ne değildir? Bir bilgisayar yazılım meselesi, İşte Microsoft kaynaklı ve Microsoft'a hizmet veren bir siber, siber güvenlik hizmetinin e, çöküşü. Ve tabii pek çok banka işlemi yapılamadı. Medya kuruluşları çalışamadı. Sabahleyin Sky News'u seyredemedi mesela. İngiltere'nin iki haber kanalından biridir. Hava yolu şirketleri e, de ekranlar çöktü. Ekranlar çökünce uçaklar havada kaldı ve yer hizmetleri aksadı. Bir sürü şey oldu. Ve bu batıdan doğuya, doğuya doğudan batıya pek çok noktada böyle oldu. E, bu da bir tür dispo, distopya. Fakat işte böyle nazik şeylere bağlı e, sistemler. Ve çöktüğünde de bütün dünyada hayat olumsuz olarak etk etkilenebiliyor ve tekrar ayağa kaldırılması gelmesi de saatler sürüyor. Zaten yapılan açıklamalarda gün içinde peyderpey normale dönece yönünde e sistemler kurtarıldı ama işte saatler içerisinde düzelecek filan gibi açıklamalar yapılmış. Borsaları etkiliyor her şeyi etkiliyor yani sadece ulaşımı filan değil. E, çağrı merkezlerini etkiliyor, acil hizmetleri acil durum hizmetlerini etkiliyor, bankacılık hizmetlerini etkiliyor, medyayı etkiliyor bilgi de alamıyorsunuz falan her şey çöküyor her şeyin çöktüğü bir şey maalesef yani böyleyken böyle dönelim ülkeye Sinan Ateş davası bugün görülmeye devam edilecekti ama mahkeme adeta aç kapa yaptı, savcı mütalasını açıkladı ve e, duruşma 30 Eylül'e ertelendi 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt müşterek fail olarak sanıklar yer alıyorlar ve bunlar tasarlayarak adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istedi savcı mütalaasında. Selman Bozkurt'a yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüsten 13'er yıl, 20'şer yıla kadar hapsi istenmiş. Yine Doğukan Çep ve Tolga, Tolgağan Demirpaşa hakkında da suça azmettiren olarak kasten ölme, öldürme suçundan ağırlaştırılma, ağırlaştırılmış müebbet istenmiş. Ayşe Ateş, büyük bir karanlık güçle karşı karşıyayız, onlarla savaşıyoruz dedi. Annesi Saniye Ateş, Sinan Ateş'in fenalaştı, oğlum gitti, başka Sinanlar gitmesin dedi. Katiller dışarıda, benim iki tane yavrumu yetim bıraktılar, Oğlumun öldürülme sebebini açıklayacaklar. Bu kadar kısa zamanda mahkeme biter mi? Kanun var da bize mi yok diye konuşmuş. Evet. Dönelim iç politikaya ama başta giriş yaptığımız Trump meselesiyle de alakalı. Erdoğan Trump'la görüşüyor, geçmiş olsun diyor. Erdoğan yönetiminin ve medyasının Trump'ı istediği, Trump'ı arzu ettiği ve Trump'ın seçilmesine yatırım yaptığı aşikar. Çok net. Erdoğan esasen Amerika'ya gitmişken geçtiğimiz günlerde tıpkı Macaristan Başbakanı Orban gibi Trump'la görüşmek istemiştir fakat e, dengecidir e, Erdoğan, garanticidir bir yönüyle de e, şu şeyler olmadan belli olmadan e, en azından rengimi belli etmeyeyim diye düşündü muhtemelen ve ziyaret etmedi. Y %100 sonuçtan emin olsaydı kesin Trump'ı ziyaret ederdi buna emin olabilirsiniz. Aramış ve demokrasiye yapılmış bir saldırı diyor filan. E, suikast girişiminden dolayı e, işte ne bileyim geçmiş olsun dileklerini iletmiş fakat şundan emin olabilirsiniz Trump'a nasıl şu son döneminde yani şu son haftalarda bir hayat öpücü olduysa bu suikast girişimi Erdoğan'da Erdoğan'ın da benzer bir şeye ihtiyacı var fakat bunu yapmaz yaptıramaz zor yani kulağını sıyırıp geçecek bir kurşun e, beynine de isabet edebilir böyle bir şeyi e, düşünmez aklından bile geçirmez. Bir suikast tasarlandı, işte efendim Erdoğan'ı ortadan kaldıracaklardı, şu çeteyi indirdik, bu çeteyi ortadan kaldırdık, baskın yaptık falan gibi bir şey de toplum yemez, zor. Dolayısıyla Erdoğan'ın kulağını sıyıracak bir kurşun olur mu? Buna ihtimal vermiyorum, Erdoğan'ın paranoyaları en azından izin vermez ama böyle bir şeye ihtiyacı var, nasıl olmasın ki? Yani ekonomi tepetaklak gidiyor, yani pek çok konuda alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor hiçbir şey. Swap hariç net rezervler son dört buçuk yılın zirvesinde deyince Mehmet Şimşek ona cevap veren Ahmet Beyefendi isimli bir hesap. Kuru sabit tutar dünyanın en yüksek döviz bazında faizini verirseniz rezerv iki kadına da çıkar. faiz e, faizi veremeyeceğiniz zaman ne olacak? Anlatsanıza diye soruyor. Çok haklı mantıklı bir soru. Ekonomik açıdan da doğru bir soru. Ama bu soruyu soran yok. Ekonomi yönetimine. Çok tehlikeli işler bunlar diye alıntılamış bu cevabı. Öner Günç aldı, ekonomi profesörü. Hatta en tehlikelisi demiş Enag'ın başındaki profesör doktor Veysel Ulusoy ki Veysel Ulusoy da Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden örnek vererek Enag enflasyonunun gerçek olduğunda bu üniversite ücretleri teyit ediyor. Yıllık ücretlere Koç Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi %106 zam yapmışlar. Hiç kimse reel enflasyonla yani reel enflasyonla yürüyorlar. Türk enflasyonunu kimsenin taktığı, dinlediği yok. O arada TÜİK raporlarına göre ne kadar itimat ederseniz 2023'te bir önceki yıla göre %108 oranında artışla 291.377 Türk vatandaşı yurt dışına göç, göçmüş. Yabancılarla birlikte yurt dışına toplam göç 2023'te 714.000 olmuş. Gelen yok, gelende düşüş var, giden bir gelecek göremiyorlar. Şimdi ayrıca bakın yani bu son yüksek öğretim kurumları... Sınav sonuçları. Y karşı. Yani burada ortalama net sayısına bakar mısınız? Yani sosyal bilimlerde 20'de 9. Temel matematikte 40'da 7. Fen bilimlerinde 20 soruda 3. Net. AYT matematik son derece dikkat çekici. AYT ne biliyor musunuz? Alan yeterlilik testi. Yani o konuda biraz daha e, büyüteçle bakmamız gereken bir test bu. AYT matematikte alan yeterlilik testinde 40 soruda buçuk net. İşte bu alarm veriyor. Diğerlerini de görüyorsunuz aşağı doğru. Bu içeridekiler içerisinde içinde sistemin alarm verdiği anlamına geliyor. Emeklilikte yeniden 65 yaşa dönülüyor. Ekonomi gazetesinin manşetiydi bugün. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş formülü masada demiş. Halen kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu sırasıyla 60 ve 75'e 65'e yükseltilecek. Ancak bu durum EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek diyor Ekonomim Gazetesi. Önemli Geç bile kalınmış bir durum. Bütün dünya zaten buna dönmüş durumda ve buna göre hesap yapıyor ama sizin buna döndürmeniz uzun vadeli bir önlem. yani sonuçlarını ancak 10, 20, 30 yılda alabileceğiniz bir şey. Mevcut emekliler, hele genç emekliler re maaş ödemeye devam edeceksiniz. İşte o maaşlarda belli nedenlerle Kuşa çevrilmiş durumda enflasyonun vesaire çok çok altında. E, açlık sınırının, yoksulluk sınırının çok çok altında. Kaş'a giden bir tatilci Beliter Şahin paylaşmış. Bir haftadır Kaş'tayım, gözlemlerimi paylaşmak isterim. Burası her zaman Bodrum Çeşme Alaçatı'dan çok daha uygun ve ulaşılabilir fiyatlarla iş yapmış bir bölge olmasına rağmen Kaş'ı hayatımda ki çok sık gelirim buraya ilk defa bu kadar tatsız görüyorum ki Kaş'ı bilirim. E, defalarca gitmişimdir, Bahsettiği gibidir. Örneğin Barlar Sokağı'nın %85'i bomboş hatta bazı geceler bazı barlar açmıyorlar. Ana çarşıda kalabalık var ama alışveriş eden çok az. Yine aşağı yukarı Kadıköy'le aynı fiyatlarda yiyecek içecek satan en ünlü beachler, plajlar bomboş. Şezlongların %70'i bile dolu değil. Dalış okullarının müşterisi oldukça düşmüş bu sebepten okulların çoğu fiyat düşürmüş. Pansiyon ve otellerde boş oda sayısı yüksek sezon olmasına rağmen çok fazla. Alkollü içki hep ağırda çoğu zaman Kadıköy'den daha ucuza içebilmenize rağmen bu sene şunu anlıyorum ki Ülkedeki beyaz yakanın alım gücünün içinden geçmişler. Son kalede düşmüş çok üzgünüm diyor. Kaş izlenimlerinde bunu pek çok yere de e, yayabilirsiniz. Yani mesele sadece Bodrum Marmaris gibi e, yüksek e, turist çeken bölgeler değil. E, yabancı turist çeken bölgeler değil. Gene bir e, Real Türkiye sonucu federasyon başkanlığı seçimleri sonuçlandı ve yeni başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Enteresan. Türk futbolunu yakından takip eden isimler esasen bu konuda da Erdoğan'ın belirleyici olduğunu bilirler. Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve şimdi zannediyorum Başakşehir'in başkanı Başakşehir kulübünün başkanı Emine Erdoğan'ın da akrabası Göksel Gümüşdağ. Uzun yıllardır bu işleri belirliyor. Onlar belirliyor ve atıyorlar. Fakat bu defa beş farklı İbrahim Hacı Osmanoğlu seçilmiş ve Erdoğan'ın adayı denilen Mehmet Büyükekşi e, kaybetmiş. Yani al birini vuru tekine. İkisinin de yatacak yeri yok. Yerin dibine bassınlar demiştim. Neden? <laughs> Mehmet Büyükşehir Ekşi'ye anlatmayayım herhalde. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu hatırlayın e, Trabzon Spor Başkanı'ydı 2013-2015 yıllarında. Ve bir tane olay yeterli bu kişinin sicili için. 2-2 bitmişti Trabzon-Gaziantep maçı. Hakem Çağatay Şahan, Şahan ve ekibini statta rehin almıştı. E, ve sabah saat dörde kadar. Saatlerce. Ve hakemler ancak çevik kuvvet eşliğinde polis minibüsüne bindirilerek stadyumdan çıkarılabilmişti. Ben talimat verdim. Sabaha kadar, ben gelene kadar o hakem o, o stattan çıkmayacak diye de demeci var. Açık videolarda aradığınızda bulursunuz. Fakat diyor, o arada bir sürü arayanı da reddediyor. En son Erdoğan arıyor. Ve yani Rezillik yaşamayalım diyor <laughs> Hacı Osmanoğlu'na. Ee, tamam yanlış yapılmış olabilir bunu da hesabı sorulur diyor ve hakemleri serbest bırakıyorlar. Yoksa kimse alamıyor elinden. Yani sadece bu bile ki ne oldu sonra yargılandı margılandı işte bir takım hapis cezası para cezası gibi şeyler düşük şeyden verildi ama. Yani sadece bu bile yeter kişinin sicili olarak. Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız demişti maçtan sonra. Gene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da tehdit etmiş. Ali Koç büyümüş adam olamamış, züppe olmuş demişti filan. Böyle bir adam yani. Silah al birini vur ötekine. Bu sezon Süper Lig bitmeyebilir Atfaba bekle demiş Atıf Hoca haklı. Erdoğan da böyle tebrik etmiş. Yani Erdoğan herkese tebrik etmez. Onun da altını çizelim. İşte Mecnun yakmazda Sedat Peker'le görülüyor. Yönetimindeymiş arkadaşın. O arada CHP gençlik kolları kuklası kaybetti sıra kendisinde diyor. Deminden beri getirdiğim verileri gördüyseniz gelen kişinin de kukladan çok farklı olmadığını görürsünüz. Bir de ayrıca yani bu muhalefet acayip bir noktaya evrilmiş durumda. Aynı CHP'nin İstanbul İl Gençlik Kolları... Suriyelilerle ilgili Erdoğan'ın kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık, kovmayacağız lafını alıntılayıp gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir Atatürk'ün olmayan lafını koymuştu. Yani merhamet etmeyeceğiz bunlara, kovacağız göndereceğiz gibi bir şey tweet atmıştı. Sonra da sildiler mi bunu bilmiyorum ama kaldı bir kere yani arşive arşivlerde yerini aldı. İşte bu Yunanistanlı şarkıcı hikayesi. Despina Vandi. Sözcü gazetesi Yunan kaşırma, kaşırma sabrımızı taşırma diye çıkmış manşetiyle. Atatürk'ü bayrağımızı hazmedemiyorlar diye devam etmiş alt başlık. Yunan'ın bitmeyen kini sözcünün gene ikinci gazetesi korkusuz böyle çıkmış. Hürriyet'te böyle çıkmış falan acayip. Ayrıca Hürriyet'te Savaş Özbey'in yorumu şu. Hürriyet bunu birinci sayfadan böyle anonslamış diyor ki komşumuzda öyle azılı bir milliyetçi kesim var ki sanatçılar böyle bir görüntü verdiklerinde inanılmaz bir linç kampanyası başlıyor Yunan sanatçılar. Oysa bizim böyle bir derdimiz yok. Rahatsızdır Yunanistan, Yunan müziği, şey rahatsızdır Yunanistan, Yunan müziği, Yunan mezesi, Yunan adası gibi konularda. Ya acayip yani komşumuzda böyle bir problem var, bizde yok. Biz bu konularda rahatız diyor. Yani acayip bir şey. Kadın Şeyle e, güvenlik eşliğinde falan çıktı yani şeyden e, ne derler alandan acayip yani hürriyet Türkiye Türklerindir diyen bir gazete hemen logosunun altında böyle bir uyarı var yani fakat yani o bu değil şimdi bir takım şeyler ortaya çıktı işte Türkiye Eğitim Vakfı konseri düzenleyen açıklama yapmış o açıklamada biz diyor bayrağı da asarız, Atatürk resmini de asarız. Bu konuda diyor değiştirilemez bir hassasiyetimiz var. O da diyor tarafımıza bildirdi ve çıkmayacağını söyledi. Fakat şunlar yok. Yani siz başta bunu koydunuz mu? Sahne düzeni böyle olacak filan falan. Hayır koymadınız. Koymamışsınız. Konuşulmamış bu. Onlar provalarda fark etmişlerdir durumu. Ha deniyor ki yani işte efendim Türk bayrağının yanına Yunan bayrağı konsun. Yunanistanlı işte sanatçının talebi. Respina Vandi'nin talebi. Atatürk bayrağı ise kesinlikle olmasın. İşte efendim o işte şeydir, katildir, kasaptır falan filan gibi açıklamalar. Şimdi fakat şeyi deviren sizsiniz. Yani böyle demiş de olabilir. Ee, ama artık kriz çıkmış bir kere. Kriz patlamış bir kere. Yani yönetilemeyen bir şey var. Ayrıca yani müzik etkinliklerinde, konser etkinliklerinde bu tür şeyin önünün, arkasının hesap edilmesi lazım. Bakın size Eylül 2023'ten bir konser görüntüsü getireceğim. Yunanistan'ın başkenti Atina. Anadolu Ajansı haberi. Zülfü Livaneli ile Yunan sanatçı Faronderi birlikte sahneye almışlar. Bakın sahnede ne bir bayrak var, ne bir so şey var. E pankart var, ne bir resim var, ne bir fotoğraf var. Daha yakından da bakabilirsiniz. Atina'da verilen konser. Bu şekilde insanlar takip etmişler filan. Konserde çok sayıda ortak şarkı Türkçe ve Yunanca seslendirildi. Konser boyunca dostluk mesajları verildi filan. Daha yeni yani Eylül 2023. Bir sene bile olmadı. Yani yapılabilir. Belki de doğrusu bu. Ama dediğim gibi baştan sona yönetilememiş bir kriz var. Ve ondan sonra da ya elbette Yunan sanatçının sonraki tavırları da kabul edilemez. Yapılan açıklamalar da gerçeği %100 yansıtmıyor bir oldu bittiye getirilmiş olay. Ondan sonra da kriz patlamış. Yoksa herhangi bir şeyi savunuyor veya önünde arkasında değilim. Mühim olan bu tür şeyler baştan konuşulur, anlaşılır, ortaya konur ve ondan sonra da olası e, krizler çıkmadan önlenir. Tıpkı Atina'da Zülfü Livaneli Farandori konserinde olduğu gibi. Diyor ve bir manşeti daha bu fotoğraflarla en azından bağlıyorum. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla